Sevgili dostlar selam. En pahalı market alışverişine hoş geldiniz. Hangi market Gözde? Whole Foods. Whole Foods bir Amerikan şirketi mi? Evet. Sen Amerika'da okurken gittin mi oraya? Gitmiştim, biliyordum yani. Evet. Ama hatta şeyi söylüyordun ya, o kadar pahalı olmadığını söylüyordun o yıllarda. Evet, yani bana öyle geliyordu ama bilmiyorum, belki de ben para kazanmadığım için de bana öyle geliyor olabilir o zaman. Anamın babamın parasını harcıyordum diyorsun o yıllarda. Aa, evet. Ablamın. Okey. Süper. Whole Foods'a gideceğiz. Aslında daha pahalı marketler yok mu? Var. Tabii ki irili ufaklı böyle bazı şarküteriler var. Ama yine de bütün marketleri şöyle bir düşündüğümüzde Whole Foods aralarında en pahalılarından bir tanesi. Benim aklımda şey var ya. Senin oradan aldığın iki tane domates var hala. Benim de. İki tane domatese sevgili dostlar 9 pound vermiştik orada. Yani irilikleri de böyle hani ne bileyim Çanakkale domatesi diyelim hani böyle, evet yani. İriydi gerçekten ama hani 2 domatesi 9 pound bence hani çok anormal bir fiyattı. Her yer için bence anormal bir fiyat. Neyse sonuçta oraya gidiyoruz ama yani zorla da böyle pahalı alışveriş yapacağız diye de bir durum yok. Yani bir şeylere normal parasını ödeyebilecekken 2-3 katını falan ödeme niyetiyle gitmiyoruz oraya. Hem bir gösterelim sizlere hem böyle hoşumuza gidecek abur cubur bir şey olur, böyle gönlümüzü çeken bir şeyler olur. Değişik bir sebze meyve görürüz alırız falan niyetiyle gidiyoruz. Whole Foods'la görüşürüz. Sherlock Holmes, anlat bakalım. O son dosya ne yaptın? Hallettin mi? Çözdün mü? Buldun mu katili? Bunların peşindeyim. Sen seviyor musun? Sherlock Holmes. Seviyorum ya. Ben izledim aslında, birkaç episode izledim yani. Yani kitaplarını falan okur muydun? Öyle bir merakım var mıydı? Ama İngilizce kitabını okumuştum küçükken, hatırlıyorum. Ha evet, böyle şeyde Andalusya'ları hazırlıkta falan böyle küçük şey kitapları verirlerdi ya. Evet, orada vardı. Ben de okumuşum herhalde birkaç tane bölümünü. Ama çok ilgi duymam ya. Sen ay, Agatha Christie'cisin galiba değil mi? Evet, aynen. Sana çok Agatha. Evet, gizem, sığır perdesi. Evet, geldik sevgili dostlar. Buyurun. Bakın böyle şey gibi biraz. Fuayesi falan var. Haya. Şuradan bir pizza yiyelim o zaman. Şöyle başlayalım direkt. Buradan böyle dilim alıp falan şey yapabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Ben birkaç kere falan buralarda kütüphanede çalışırken falan denemiştim. Şöyle bakalım, böyle keyfi bir dolanma olacak. Ne? Ha evet evet tabii. Oo baklavalar. Ki ben pistaç vesaire yiyorum. Ah, cevizli mi? Almond baklava. Sen bence al ondan ya. Evet bak şu da blueberry. O senin kalemin zaten. Bu benim kalemim. Blueberry cheesecake. Nerede mor bir şey var. Mor şeylere bayılıyorum ya. O zaman bir tahmin alalım Gözde. Kaç parayla çıkarız? Kaç, ne alacağımızı bilmiyorum ki. Evet ya, bugün böyle bir keyfi bir durum. Ne diyeyim hadi yani. 20. Paşa gönderici. Tamam tamam. Hadi bak, en pahalısına 20 ile çıkacaksın yani, evet. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum. Belki aa, bir şey alacağız. Ben 35 diyorum. Gazpacho. Gazpacho nedir? Tomato, red pepper, cucumber. Burada böyle hazır yiyecek falan çok aslında mesela. Ne diyor abi? Şöyle bir şey, şöyle et alıp yiyebiliyorsun ya da şöyle bir salata. Burada bir yemek barı gibi bir yer var. Buradan da yemeklerinizi alıp falan ya paket yapıp evde yiyebilirsiniz ya da evet. Güzel genelde ya. Evet, tam öğlen yemeği burada yemelik değil mi böyle? Bu akşam sushi mi yesek acaba? Lazanya var, fena değil gibi. Güzel. Bir sushi mushi bakayım. Ve şarap mı diyorsun? Sushi ve şarap, evet evet. Güzel olur. Seç. Sen şu crispy şeyleri falan seviyorsun. Ya ben her şeyi seviyorum. Tamam. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani her şeyden karışık bak gözlüm. Neredeyse mücver olacakmış. Hadi be, hakikaten. Börek başarılı ama. Şeyler genelde, ürünler çok şık duruyor. Hakikaten şu mücver olacakmış. Patatesli bir şey galiba. Gözlerinin yumuşak karnı olan cips bölümüne geldik. Bir başka bir yerde daha vardır muhtemelen cips bölümü de. Bu arada çok karışık gidiyoruz tabii. Hani böyle sıralı bir market şeyi değil. Sen cips al kafana göre. Ben içki bakayım. Şöyle bakalım.
Yani içki fiyatları çok değişmeyecektir diye tahmin ediyorum. Yani şimdi raflarda böyle pahalı, iyi olabileceğini düşündüren falan şaraplar var ama yani hepsi böyle dikey konumda duruyor. Yani böyle yatık konumda duran da bir şarap yok. Ha bak şurayı kastediyordum. Burada varmış abi. Bunlar yatık vaziyette duruyor. Ne güzel, aferin. Şöyle bir bakın, bunlar Magnum boy şişeler. Şöyle şunlara da bakalım. Burası vodka matka. Bize göre değil. Pete. Bak Pete diye, sırf Pete diye bir şey çıkartmış herifler. İlginç. Elements of Isla. Merak et. Isla adasının Pete kömürü çok meşhurdur ya. Pete denen kömürle islendiriyorlar. Bakın buranın böyle bir soğuk cheese bölümü var. İnelim. Raclette. Al istersen. Eritiriz bir şeye. Fırında patates yaparız. Üzerine onu eritiriz. Raclette peyniri. Biraz azıcık bir şeymiş. Neyse. Neyse. Deneyelim. Şu içeriye bir gireceğim ya. Şu içeride neler dönüyor bir bakalım. Evet. Uf, burası acayip bir göz çıktı. Evet, şöyle bir extra nature good aldım. Ha, burada böyle bir reyon var. Ya burada smoke cheddar diyor. Böyle smoke cheddar. Aa, smoke o halini tercih edebiliriz tabii ki. Burası senin kalemin gözlecim. Bak datça bademi var. Badem ve şey, kaju karışık bak. Ta-ta. Bunu sevdim diyorsun. Sorry. Ta-ta. Şöyle bir sepet alalım, piknik yapalım Gözde. Bak sepetiyle birlikte veriyorlar aslında, güzel. Konsept çok iyi. Ama bunun daha güzelliği var böyle tepesinde. Ha, tutma yeri de mi var? Bıçak böyle sonra. Aa, evet, falan. Doğru. Tabii. Şu karışımın içinde neler var? Aa bak yine bu şey Platinum kutlaması içinmiş. Evet. Kraliçenin 70. hizmet yılı şerefine. Kraliçe 96 yaşında mı oldu? Öyle bir şey. Benimkiler. Ha. Niye abuk subuk diyorsun ya? Bunlar en yenebilir meyve bence bunlar. Aa bu ne ya? Aloe vera diye bunu satıyorlar. Aynen. Millet ondan krem yapıyor. Bayağı aloe vera bu. Şeyde doğada oluyor ya. Sokaktan koparıp getirmişler. Koparıp koparıp getirmişler. Aloe vera yaprağı 5 pound'a. Aa yıldız yıldız. Nasıl yenir dedim de. Aa evet. Al istersen bir tane deneyelim. Tadına bakalım. Hiç denemedik hayatımızda, yemedik. Deneyeceğiz. Şöyle Thai red chili pepper. Elini gözüne sürme. Evet ya. Dokunduk. Özür dilerim ama sövmek zorunda. Hayır hayır sürme. Yok yok, bakıyorum kokusuna. Koku var mı diye. Mantar alacak mısın? Yani kilogram fiyatları işte bunun 20 pound, bunun 24 pound. Aa. Bir tane alıyorum. Tamam canım, nasıl istersen. İki tane mantar. Fiyatını bilmiyoruz. Kasada öğreneceğiz. Gözlerin domatesleri şunlar mıydı acaba ya? 500 gramı 4.39. Bu zaten 1 kilo abi. Bu galiba gözlerin domatesler. Basil, fesleğen. Bak fesleğeni böyle satıyorlar abi. Bir tane şundan alacağım galiba ya. Çiçek var. Yenebilir çiçek. Ha, evet. Biz çekimlerde kullanıyoruz yenebilir çiçekleri işte. Evet. Güzel. Ha, mikrofilizler değil mi? Ay çok güzel kokuyor be. Şu güzele benziyor. Şunu alacağım. Of çok iyi. Evet. Şöyle somonlara bakalım hocam. Wow. Bak buradan balık alınırmış. Çok başarılı. Sunum çok iyi en azından. Bak hepsini farklı farklı soslamışlar abi. Somona adanmış bir reyon. Şuralarda sea bass falan da var da. Gözde bakliyat bir şeyler buldu herhalde. Ne buldun sevgim? Börülce. Börülce? Aa iyi. Doldur. Evde süttür, peynirdir, yumurtadır hepsi var. Ne aldın? Güzel. Güzel, çok çeşit var ya.
Şöyle çaylar, kahveler. Evde de iki paket kahve oldu be. Olmasaydı bak buradan değişik bir şey. Bunlar gerçi çay da. Bazıları kapsül, bazıları çekirdek, bazıları çekilmiş. Evet işte başka markalar var abi yani. Başka markaları görmek için buralara da gelmek lazım orada. Kendi kutumla geliyor. Ha, şampuan dolduruyorsun buradan. Aa, iyiymiş. Çok mantıklı. Ve gözde için mochi. Gözde için mochi vakti. Yapıştır gözde. Acaba bu sefer şey mi denesek? Mochi değil de. Blueberry mi denesek? Hayır, cookie dough olanı mı? Tamam, olur. Olur canım. Deneyelim. Mochi biliyoruz zaten. Okey, okey, tabii. De Dochi deneyelim. Dochi. Mochi değil, Dochi. Deneyelim. Çeşitler acayip ama değil mi burada? Ya evet ya, şu anda evet. Tam bakamadım. Baksana şurada yani Little Moons'un hepsi var ya. Evet. Bu arada çekime gitmiştim ya bir şey nedir, WeWork'te finans kuruluşunun şeyini çekmiştim. Portrelerini çekmiştim. Little Moons'un şeyi orada. Ofislerinden biri orada herhalde. Tabak güzel yalnız. Tam kırmalık ha. Abi evet, şu an kıracak. Tabak çok iyiymiş. Biraz video fırlatırsın sen. Bak şu çay takımını da al. Aa, çay da değil şey. Kaseymiş. Zaten elimizden hep bu tonlar ve bu dokularda. Okey. Jojoba özlü şampuan aldık. Bak çiçek olayı pahalı hocam burada. Şöyle bir buketi mesela 48 pound'a veriyor. Şöyle bir buketimiz 60 pound. Evet pahalı. Oldukça pahalı. Hijyenik pet. Kadın bağı. Çok kötü bir tabir ya. Bu okey sanki. Ona bakayım bir de. Ben hiçbirinin kokusunu alamıyorum. O yüzden ben nesliyorum. Evet. Bu galiba. Evet. Bunu aldık. Kütsü. Ha burada şey yok. Elektronik kasa yok. Evet gözde kader anı. Hesabımız. Hesabımız 55 tutuyor. Ve aylar sonra ben kazanıyorum. Ben bile yakın değilim. Çok ucu açık. Evet evet, böyle kaç parça, 3-5 parça bir şey aldık ya. Nedir? Ve yağmurlu bir akşamüstüyle ufak ufak veda edelim. Gözdeciğim teşekkür ediyorum. Nasıl bir deneyimdi? Güzeldi değil mi? Evet evet, güzel. Ürünler güzel. Çok çeşit vardı aldığımızda. Evet evet, yani insan kendini böyle kaybetmeye çok yaklaşabilir yani. Çünkü yeni yeni bir sürü şey keşfettik aslında. Arada bir gelelim. Evet. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil vaatize olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şu Japan ağzı bir kahve ısmarlayayım mı sana? Evet. Hadi. Olmadı. Çok aldım kokusu. Karton kokusu. Gerçekten. Tadına bak.